olmalı. Eleştiri demişken geçtiğimiz günlerde Kayseri Şeker Fabrikası ile alakalı bir takım eleştirilerde bulundunuz. Geçtiğimiz ay. Sonra da bir cevap geldi. Ondan sonra siz bir daha sustunuz. Çıttınız, çıkmadı. Cevap çok mu yeterliydi? Ya da niye yani sizin iddianızı boşa mı düşürdüler de sustunuz da ne oldu? Yani orada şeker fabrikası ile ilgili iddianız neydi? Verilen cevap neydi? Tatmin oldunuz mu verilen cevaptan? Onu sormuş olayım. Hemen şunu ifade edeyim. Tabii Hüseyin Akay ne diyordu? Beni eleştirenler benden nemalanamayanlar diyordu değil mi? Şimdi ters mantıkta bakarsanız bir açıklama yaptım. Ondan sonra sustum. Demek ki vatandaşın aklına şu gelebilir. Ya il başkanı da susturdular. Nemalandı diye. Böyle şeyler. Benim karakterimi herkes biliyor. Unutmuş da değildim ama çok ilginç bir olay işte. Kader derler ya. Bir kongre sürecine falan girdik. Önceliklerimiz farklılaştı ama Hüseyin Akay'a çok yakın bir gazeteci arkadaşı, yakındaki birisem, bana direkt olmasa bile dolaylı yönden bu şeker ne oldu dedirtti. Hatırlattı. Ve diyor ki çok ilginç, kendisine çok yakın bir isim. Basın mensupları. Dolaylı yönden, ya şeker, tabi cümleleri böyle değil de mealen, ya şekerle ilgili konuştun da bir daha da konuşmadın gibisinden bir anımsatma yaptı. Ben kendisine de teşekkür ediyorum burada. Şey mi oldu? Tabii yani. Susturuldu şey, nemalanmaya mı başladınız anlamında mı sordu? Yok. Direkt olmadı. Bir yaptığı haberle ilgili, ha dedim tamam. Demek ki zamanı gelmiş şekerin tekrar dedim. Şekerle ilgili. Vergisel boyutla alakalı. Bakın, ben zaten hafta içinde bu konuda ilgili bir açıklama yapacağım. Unuttuğum için değil ama dediğim gibi bir kongre süreci. Biz önümüzdeki hafta mı? Önümüzdeki hafta açıklama yapacağım. Ben görev devir tesliminde net söyledim. Kayseri mal olmuş ve kişisel olmayan firmalarla ilgili mutlaka kötü anlamda değil, mutlaka eğer bir olumsuzluklar varsa karşısında olurum. Olumluluk varsa desteklerim diye söyledim. Tabii böyle söyledikten sonra bir süre sonra bana bazı kurumlarla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Ben de bir komisyon kurdum. Gelen bölümlere ayırdım. Örneğin işte Kayseri Spor'la mı geldi, şurayla mı geldi? Dediğim gibi devlet kurumları ve zaten ben Kayseri Şeker'i tamamen bir devlet kurumu olarak görüyorum. Şundan dolayı görüyorum. Kayseri'deki 40 bin yakın çiftçinin bir yeri. Çiftçi malıdır orası. Çiftçi malıdır. Tabii. O şekilde gördüğüm için yoksa başka bir özel kuruluş, bir borsaya açık bir değil. Çiftçi tabii. Malıdır. Ve bir de borsaya açık olduğu için olabildiği kadar da dikkat ediyorum. Dikkatli konuşmak. Tabii. Gerekir. Yani kurumuza zarar vermemek adına konuşuyorum. Ama sırf zarar vermemek veya herhangi bir olumsuzluk diye yapılan bir şey varsa da susarsam kendi vicdanımla çelişirim. Bana ilginç bilgiler ve arkasından belgeler gelmeye başladı. Evet. Ben bunu hukukçulara da, yeminli mali müşavirlere ve muhasebecilere de incelettirdim. Bir buçuk aylık bir çalışma sonunda. Sonra 9 tane başlık adı altında bunları sadeleştirdik. Ben sadece 2 tane soru sordum. Bu basın açıklamada 2 tane soru sordum. Allah'ım ne kıyametler koptu. Siyah çelenkler bırakmalar, telefonla tehditler. Öyle mi? Tabii tehdit canım. Telefonumu çiftçilere bir grup yaymış ki ben onların hepsini kayıt altına aldım zaten. Tehditler. Dediğim gibi meydanda hemen bir grubu toplayıp basın açıklamaları falan yaptırmalar. Sonra kamuoyuna bir açıklama diye hakarete varan bir açıklama. Sizin yaptığınız açıklamanın karşılığında bir açıklama yapmış oldu aslında kurum olarak. Çünkü borsaya açık bir şirket tabii. Muhakkak kendini de savunması tabii, gerekiyor. Tabii savunacak. Niye savunmadı? Aslında ama, borsaya açık hani çiftçinin malı olması tabii, sebebiyle. Tabii çok hassas ve çok kadar, dikkat ediyorum. Tabii, bakın. Şöyle sosyal medyanın içerisine mesela biz bu konuyla ilgili bizim yaptığımız ikili sohbet. Canlı yayında konuştuklarımızı konuştuk belki biz Hüseyin Bey'le. Kimin kayıt aldığını bilmiyoruz. Bir sosyal medyaya atılmış o. Bununla ilgili ben Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulundum. Oradaki konuşmada birisiniz, siz misiniz? Tabii. Ben yani IP tespit edildi. Devlet şu anda yakalamak üzere. İşte kimin hiç olduğunu, hoş değil. Kimin olduğunu tespit etmek gerekiyor. Yani burası üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum.
birkaç kişinin de kaydının olduğu söylendi. Neler? Çok ilginç bu, şeyler konuşuluyor. Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Keşke herkes benim gibi gösterilen yürekliği gösterip bulunsa. Şimdi Hüseyin Bey'le yaptığımız ikili bir sohbet bu. Yansıması dışarı ne kadar kötü bir açı değil mi? Yarın bir gün ortaya çıkacak neyin ne olduğu. Oradaki konunun yargı sürecini yarın neyin ne olduğu ortaya çıkacak ama burada hani böyle bir fabrika ve sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 40 bin 50 bin civarında gerçek çiftçinin alın teri var orada. Evet. Çok daha dikkatli hareket etmek, çok daha dikkatli açıklamalar yapmak gerekiyor. İnanın o hassasiyetteydim. Ve dikkat edin, o açıklamamı lütfen tekrar bir izleyin. Bence yine de o hassasiyette olun. Hassasiyette olacağım ama Hüseyin Aka işi farklı boyuta götürdü. Evet, çok farklı kanallardan çok farklı boyutlara götürdü. İki sorudaydı. Yani okumayanlar, izlemeyenler evet. için de burada bir kez daha tekrar etmiş olursunuz. Diğer taraftan oradan verilen cevabı da şimdi ben Kayseri Olay'da hem sizin iddianızı yayınladık Kayseri Olay.com'da hem Şeker'den gelen cevabı yayınladık. İddianız neydi? Cevap. Birincisi şuydu. Bir firmaya 18 günlük kurulmuş bir firmaya canlı daha önce kendilerinin yapmış olduğu canlı hayvan alımıyla ilgili yeni kurulmuş herhangi bir iş bitiriciliği olmayan 18 günlük bir firmaya büyük miktarda komisyon ödeyerek ve canlı hayvan getirtiliyor. Olabilir. Dersiniz ki bu işle uğraşmamız gerek. Ama işi ilginç yanı şu. Burada firma zarara uğratılıyor. Bir protokol ve buna benzer çok sağlıklı bir şey yapıyor. Sadece senet alınıyor. Zarara uğratıldığı için o gelen danışmanlık firmasından iadesi istenir ama o firmanın üzerine hiçbir şey bulunmuyor. Benim sormak istediğim ki şuydu. Niye daha 18 günlük kurulmuş, madem siz yapmıyorsunuz bunu bir firmayla getirteceksiniz, daha tecrübeli bir firmayla getirip burada fabrikayı zarara uğratmaya hakkınız yok diye soru sordum. İkinci sorduğum soru da şekerin başka bir firmaya satıldığını, 3,5'ken 4,2 liraya satıldığını ama depolarda kaldığını, o firmanın bir içecek firmasına peşin payları satıp kaç ayda şeker fabrikasına ödendiğini sordum. Şimdi bu sorularda şeker fabrikasını küçük düşürücü, şeker fabrikasına değerini düşürebilecek bir şey var mı? İki tane iddia. Bunu Hüseyin Bey'e direkt arayıp soramadınız Bakın, mı? Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi insanlar size güvenip gelip bir şeyler söylüyor. Sadece bu iki soruyla kalsa inanın hiç çekinmem. Gider oturur, çayını da içer veya şeysini de yapar, konuşulurdu. Ama iş göreceksiniz ileriki süreçlerde öyle ilginç bilgiler ve belgeler var ki ben aslında çok kısa bir şekilde fabrika zarara gelmesin, tekrar insanlar yıpranmasın diye aslında bir uyarı yaptım. Çok iyi niyetle ve çok basit iki tane soruyla sordum. Ve bunlar mahkeme kayıtlarına yansımış. Bakın şimdi müfettiş raporları geldi bana. Bir açıklama yaptılar ama şimdi bu açıklama ilgili... önümde diyor ki açıklamada Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine rapor düzenledi ve raporda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve suç unsuru taşımadığı ifade edilmiştir diyor. Savcılık raporunda mı? Evet. Müfettiş raporunda ne yazıyormuş peki? Müfettiş raporunda da öyle söyledi. Ne yazıyormuş? Söyler misin? Çünkü ben size müfettiş raporu da elime geçti. Müfettiş raporunda zaten onu yapacağım. Müfettiş raporunda ne yazıyor? Var mı sizde müfettiş raporu? Şöyle diyor. Yok, müfettiş raporu bizde yok ama şöyle söyleyeyim. Lütfen müfettiş raporuna bakın. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Niye sunuldu? Bir suç yoksa Cumhuriyet Savcılığına ne diye sunulsun? Bakın orada açık veriyorlar işte. Şimdi Cumhuriyet Savcılığına yorum yapalım. Diyalog şeklinde, monolog şeklinde olmasın. Şöyle bir şikayet var. Şikayeti yapan kim? Metin Demircan. Hayır. Müfettiş, bakın savcılığa verilmesini isteyen Metin Demircan değil. Başsavcılığına şikayeti. Kim? Başsavcılığına. Savcılık diyor ki bakanlığa bunu inceleyin diyor. Tamam. Müfettiş gönderiyor. İncelediler. Bakanlığı. İnceliyor ve o inceleme raporunu savcılığa veriyor. Niye veriyorlar? Müfettiş diyelim ki inceledi. Hayır bakın. Bildir diyor. Hayır. Savcılık müfettişini ben yıllarca ticaretle uğraştım. Bize de müfettişleri gördü. Müfettiş geldiğinde eğer incelediğinde yapılan iftira mı dersiniz, iddia mı dersiniz? Onunla ilgili müfettiş herhangi bir kanıt belge bulmadıysa dosya orada kapanır. Sistem böyledir, devlet de böyle çalışır. Eğer söylenenle ilgili bir iddia varsa, az bir şey de olsa bir açıklık varsa o zaman Cumhuriyet Savcılığına verilir. Şimdi burada müfettiş raporu, şimdi Cumhuriyet Savcılığı'na şöyle mantık yürütelim müfettiş raporunu Cumhuriyet Savcılığı'na arz ediyor.
Arz edemez yani ki. Yani olumlu olumsuz. Peki. Ben yarın siz diyorsunuz ki müfettiş raporunda müfettişler suç duyurusunda bulunmadılar diyorsunuz değil mi? Ben demiyorum. Açıklamada şöyle deniliyor. Kayseri Şeker Fabrikası'nın yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun düzenlediği raporda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve suç unsuru taşımadığı ifade edilmiştir deniliyor. Peki. Peki hemen. Yani size hemen ifade edeyim. Hatta şöyle yazdı, bir gazetede çıktı. Kayseri Genel bir gazetede çıktı. Gazete Pres. Evet. Kayseri, ki bu suç olmuyor herhalde değil mi? Başka bir gazeteden çıkan, bende değil, çizgisi geçmiyordur yani. Evet. Bakın burada siz, ne yazıyor? Tabii bir şey değil. Bir yerel internet sitesinin haberine göre mi konuşuyorsunuz? Yok, oradaki iddiayı da söylüyorum. Hı. Hani siz şimdi orada ne diyorsunuz ki böyle diyorsunuz. Size oradaki de iddia şu. Tabii yani. Tabii. Hı. Bakın oradaki iddia da şu. Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurumu düzenlediği raporda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı suç yüzünde taşımadığı ifade edilmiştir diyor. Sizin söylediniz değil mi? Bu evet. Oran iddiası. Peki raporu ne diyelim bakın. 126 sayfalık bir rapor. 124. sayfasında iddiaya göre müfettişlerin kanaati. Fazladan yapılan bu ödemelerin verilen işte 159.01 verilen sipariş avansları hesabında takip edildiği ve fazla verilen paraların tahsili için alınan senetlerle icra takibine geçilmekle birlikte söz konusu firmanın ve sahiplerinin mal varlığının olmaması nedeniyle tahsilat yapılamadığı ve tahsil edilemeyen fazladan verilen ithal edilen canlı düvelerin maliyetine ilave edildiği ve böylece Pandora isim söylemeyeyim zarar ettirildiği tespit edilmiştir. Müfettiş raporunda size verdiği açıklamada şey var ama diyor ki raporda böyle bir şey yok diyor. Peki işte raporu bulacağız. Şey, evet Yusuf'un şeyi evet. O öyle de bir belge yayınlanıyor. Sonra Feyzullah Keskin'den cevap gelmeyince hani belki de onun için. İşte rapor burada bakın. Hatta devamı var. İş bu soruşturma raporuyla eklerinin gereği için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerektiğini arz ederiz. O bir yazı ama belge değil. İşte ne diyorum? Bey, şimdi yani müfettiş raporunu ya. Bulacağım. Bak ben iddia diyorum. Evet. Ben rapor elimde, i̇şte, rapora göre değil diyorum. Bakın ne diyorum? Tabii şimdi burada tekrar söyleyeyim. Ben belgeye bilgiyle dayalı olmayan şeyleri konuşmamaya ve kimseyi zan altında bırakmamaya çalışıyorum. Evet. Bana öyle ilginç bilgiler geliyor ki hatta çok iddialı bir cümle söylüyorum. Pazartesi belki, günü mü yapacaksınız basın toplantısı? Pazartesi veya salı yoluna göreceğim. Çok net söylüyorum. Gelen bir bilginin belgesi gelirse bakın ilk defa belki burada söylüyorum. Belki hani dersinizde manşet şeysi dersiniz. Eğer o bana gelen bilgi belgelendirilirse bir gün sonra ya Hüseyin Akar istifa eder ya da görevden alır. Bu kadar net söylüyorum. Çok sert bir açıklama. Bakın ne diyorum? O iddia edilen bilgi belgelendirilirse diyorum. İftira da olabilir. Ama bakın hiç içeriğinden bahsetmiyorum. İftira olabilecek bir şey bu şekilde de yok. Olmaz tabii. Çok, olmaz. Çok, yani çok nedir? Çünkü bilgi evet. Çok geliyor. Bakın ben ne diyorum? Belge gelmeden içerikle hiç konuşmuyorum. Evet. Şu çünkü kendisi beni istifaya çağırdı ya. Beni istifaya çağırdı evet, ya. Hatta çiftçilerimizden çiftçilerimize özür borçludur. Bu yakışıklı. Çiftçiler hakkını savunuyorum ya. Dolayısıyla istifaya davet ediyoruz diyor. Gerçeği evet. Yansıtmayan algı operasyonları vesaire falan denmiş. Hayır, siz de diyorsunuz ki Yusuf'un... Ya soru soruyorum. Şimdi bakın ben bir siyasi parti il başkanıyım. Ben Kayseri'de olan o şekilde belediyelere şunla da ben soru sorarım. İftira atmam. Bir şeylik varsa bu sadece A firması B firması değil. Eğer Argıncık'ta bir yolla bir mahallede bir sıkıntı varsa ben bunu belediye başkanına sorarım. Gidip de herhalde valiye sormam. Öksüt madencilikle ilgili bir açıklama yaptım. Ben orada öksüt madencilikle ilgili konuşuyorum. İnsanların sağlığı gitmesin diye uğraşıyorum. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıysam benim görevim bana gelen bilgileri, belgeleri aman ya şu kırılmasın bu kırılmasın diye örtbas mı etmek? Eğer gerçekliği varsa ona müdahale etmektir benim görevim. Yoksa ben niye il başkanlığı yapıyorum? Ve ben dediğim gibi o gazeteci Hüseyin Akay'a çok yakın olan gazetecinin anımsatmasıyla dolaylı yoldan anımsatmasıyla bu hafta içinde tekrar açıklama yapacağım zaten. Açıklamayı yaparken ve, tabii bir iki soru daha soracağım. Bu cevaba da cevap tabii, vermiş olacağız. Tabii. Çünkü bunun üzerinde gideceğim. Ve ben dediğim gibi 9 madde altına getirdiğimde inanın en hafiflerinden birisi buydu.
Ama ben diyorum ya, Kayseri şekeri de düşünerek, Kayseri çiftçisini de düşünerek, Kayseri şeker sıkıntıya girmesin, borsada çiftçilerimizin hakkını savunarak, ama benim telefonumu birilerine verdirttirerek böyle arayıp tehdit etmeler. Bu tehditlerle ilgili bir suç duyurusu yaptınız ya, mı? Ya bulunmadım suç duyurusu. Sadece kayıtlarını aldım, telefon numaralarını, notlarımı falan aldım ki biliyorsunuz teknoloji gelişmiş, ses kayıtlarını falan da kendi doğal hakkımdır alabiliyorum. Hı. Yoksa öyle bir ikili görüşmede şey değildir. Bu anlamda ben kuru şeye pabuç bırakmam. Öyle tehdit edecek de hangi çağda yaşıyoruz burası? Ne diye tehdit ediyorlar? Ya tabii onlar tehditlerin içeriğine girmiyor. Hı. Çok ilginç tehditler. Bu anlamda hatta benle ilgili de uzun bir toplantılar da yapmışlar. Hatta şunu düşünmüş. Yani acaba borsada oynuyor, manipüle mi ediyor falan gibisinden. Hı. Neler neler ki öyle şeyler var. Var mı hisseniz, şeker hissesi borsada? Yok. Hiç almadım. Almayı da düşünmedim. Hiç de yaklaşmadım. Bir de oradaki İyi Parti. Ya, ben şöyle söyleyeyim bakın. Yani Hüseyin Akay'ı gerçekten çok yanlış yönlendiren birkaç kişi var. Bir de şöyle söyleyeyim. Borsada şeker hissesi alan kişi aleyhinde açıklamaz ki. Yapmam yani, ki tam tersi. Hüseyin Akay'ı yanlış yönlendiriyorlar derken ne demek istiyorsun? Anlamıştır kendisi. İzliyor musun? Sizinle ilgili mi? Benimle ilgili. Siz hiç görüşmeyi denediniz mi? Hayır. Kendisi, şimdi bakın kendisi beni açıklama yapmadan önce aradı. Sohbet de ettik, konuştuk. Tabii ama orada iletişimde var yani. Ya orada öyle şey diyorum ya, şık uçmaz mürit uçurur derler ya. Farklı Kayseri'de bir de şöyle bir kültür oluşmuş ya, hiç hoş değil. Dedikodu kültürü çok yaygınlaşmış. Ve o kadar üzüldüğüm nokta şu, maalesef bunu yapanlar oraya gidip ya abi şöyle falan, tam tersi bana gelip ya başkanım şöyle. Yani aynı kişi farklı şekilde kendi çıkarına gelecek şekilde hareket ederek insanları yönlendiriyorlar. Ben bilmiyorum, az çok okuyup yorumlamaya çalışan ve balıklama atlayan birisi değilim, bodoslama atlayan birisi değilim. Yorumluyorum, düşünüyorum. Olabildiği kadar halk deyimiyle gaza gelmemeye çalışıyorum. Ama bazı sadece şeyle değil, örneğin ben işte yaptığım öksüt taktirmesinde işte dolayısıyla Kayseri Spor'la yansıması falan bu anlamda. Bürokrasiyle ilgili. Olabildiği kadar ben dediğim gibi uzlaşıcı olmaya çalışıyorum ama farklı boyutlara girildiği zaman da artık damarıma basılıyor. İnadıma mı giriyor? Bu sefer de dediğim gibi biraz daha sertleşebiliyorum.